Merhaba dostlarım, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Birkaç haftadır yine bu mecrada olmadığımın farkındayım. Çünkü vizelerim vardı ve gerçekten dedim ki şu an YouTube'la uğraşamam. Ama buradayım şu an ve hatta yani sizin çoğunlukla bildiğiniz yerde de değilim. Odama da geri döndüm. İstanbul'dayım şu anlık. Bu hafta buradayım ve buradan video çekeceğim. Odamı birazcık karıştırıyordum çünkü hani 6 aydır falan yokum neredeyse. Ve odamı karıştırırken bu kutuyu buldum. Bu kutu benim ortaokulda sakladığım anı kutum. Yani içerisinde ortaokulda ilgi duyduğum, ortaokulda bunu saklayayım, ileride açayım, mutlu olayım dediğim şeyler var. Bu kutuyu ben IKEA'dan almıştım ve içerisinde bayağı bir şeyler var. O yüzden çok uzatmadan lafı hemen videoya geçelim. Allah, tamam. Açtım. İçi çok kötü kokuyor. Of, of çok kötü kokuyor. Açıyoruz beraber. İçi gerçekten çok kötü kokuyor. Burada ne var ki abi, iç bu kadar kötü kokacak? Neyse, başlayalım. Evet, öncelikle Doğa'nın bana yaptığı bir resim var. Doğa şey böyle bir çizimi yapmış ve demiş ki bir insan her tür müzik dinler mi? Evet evet, arkadaşım Zeynep dinler, seni çok seviyorum. Hala geçerli. Gerçekten her tür müzik dinlediğimi hala savunurum. Evet, Doğa ilk fark edenlerdenmiş. Ve tahmininizce burada bir sürü film bileti var. Hangi film bu? Uuu, açlık oyunları. Açlık oyunlarının şeyi varmış. Alaycı kuşa gitmişim. Doğum günümde doğum günümü kutlamıştık. Kapitol'de, Kapitol Alışveriş Merkezi'nde İstanbul'da eskiden şey vardı. Build-A-Bear diye bir şey var ya, hani oyuncak ayı yapıyorsun. O vardı. Onu bir ara getirmişlerdi ama hani çok uzun sürmedi, kapandı ondan sonra. Onun doğum sertifikası var, kimliği. Ve değişiktir. Bir saniye. Ben hala kendisiyle uyuyorum. Evet. Bilmiyordum. Bunu 9-11-2014 tarihinde yapmışım. Evet. Evet, şu an görmek istemediğim bir şeyi gördüm ve ona en son geleceğim. Ama öncesinde böyle bir tane defter var. Şu günlüğüm bitince buna yazmaya başlamışım ama bu tam bit, yani bunu bir süre sonra bırakmışım anladığım kadarıyla. Ve buraya yine senaryo yazıyordum. Zamanında tabii ortaokuldayken ben daha çok fantastik ve bilim kurgu yazıyordum. Onlar var. Karakter çizimim var. Güzel olmayan bir karakter. Bunu göstermeyeceğim. Bu kendi yaptığım bir ayıcıktı. Adı Yuno'ymuş. Buraya öyle yazmışım. Bunu da kendim yaptım diye hatırlıyorum ama ne kadar eminim hatırlamıyorum. Bunları bir yerden aldığımı zannetmiyorum böyle aptal bir şeyi. O yüzden kendim yapmışımdır diye düşünüyorum. Bu da var. 6. sınıftayken uzay kampına gitmiştim. Ya uzay kampı çok çok eğlenceliydi. Keşke hani bir daha gidebilseydim ama sanırım bir yaş kategorisine alıyorlar sadece. Ama gerçekten uzay kampı hani ortaokuldaki en iyi anılarımdan biridir, uzay kampına gitmem. Genel olarak çok eğlenmiştim ve bunun şeyini saklamışım. Aferin Zeynep, azıcık doğru şeyleri saklamayı biliyormuşsun. Evet, en kötü koktuğunu anladım. Bu resim dersinde yapmıştım bunu ve ne yapıyordum tam bilmiyorum. Dobi mi yapmaya çalışıyordum? Yoda mı yapmaya çalışıyordum? En ufak bir fikrim yok. Ama bu gerçekten çok kötü kokuyor. Bunu galiba saklamayacağım. Bu ne, kulağı da kokmuş. Ha, bunun olacağını tahmin ettim. Arkadaşlar, 3 boyutlu gözlüklerin şeyini çıkartıp böyle yapar mıydınız? Çünkü ben çok yapardım. Ama benim normal gözlüğüm de vardı. Benim arkadaşlarım gözlük takmayan her bunu yaparlardı ama yani şey açısından bunu gerçekten yapmayan yoktur diye düşünüyorum. Hani 3 boyutlu gözlüğün varsa film bittikten sonra gözlükten çıkartıp böyle bir yapma gözlük yapardı. Neyse. Hala o kilin kokusu vardı azıcık burnumda. O yüzden şey yapıyorum. Ama evet, bu var. Bunu saklamışım. Ama dediğim gibi benim gerçek gözlüğüm de vardı ve hatta buna çok benzerdi. O yüzden sonra bir de burada normal 3 boyutlu gözlük var. Senin 3 boyutlu gözlükler böyleydi ve saklardım. Ve sinemaya giderdik. Evet, bu. Biliyorsunuz ki artık One Direction ve Harry Styles ve genel olarak işte Louis Tomlinson falan Niall Horan'ı sevmek popüler. Zeynep Serdaroğlu olarak OG Directioner'lardan biri olarak bakın şöyle bir gözüküyor mu? Fokusla bakalım. Böyle bir bilekliğim vardı. Louis var. Dur bakayım. Ha, burada Harry var. Evet. Ay dur. Sonra arkasında da Zayn ve Liam var. Bir de I Love var. Böyle değişik bir bileklikti ve bu benim bileğime nasıl sığıyormuş abi? Bunun benim bileğime nasıl sığdığı hakkında en ufak bir fikrim yok. Demek ki gerçekten küçük bileklere sahipmişim ama böyle bir bilekliğim vardı. Bu gerçekten çok değerli benimmişim bu arada. Bakalım başka ne var? Şey, Yerebatan Sarnıcı'na gittiğimiz zamandan bir bilet var. Burada Kuvayi Milliye Destanı'nı
tiyatrosuna gittiğimiz zamandan bir bilet var. Burada Demi Lovato konserine gittiğim zamandan bir bilet var. Bu dediğim gibi ortaokuldaki sayılı iyi anılarından biridir. Aslında çok da iyi bir anı değil yani şey açısından. Çünkü birazcık disappointment yaşamıştım Demi Lovato konserinde. Çünkü çok kısa sürdüğünü düşünmüştüm. Ama çok çok eğlenceliydi ve hala gittiğime bazen inanamıyorum. Çünkü hani zaten çok fazla konsere gitmiyorum ama gittiğim konserlerin böyle... Ya bu çok net hatırlıyorum. Demi Lovato'yu çok yakından görmüştüm. Hani en ön sırada değildim ama hani yüz hatlarını falan görecek bir durumdaydım. O yüzden çok şaşırmıştım. Genel olarak değişik bir deneyimdi. Demi Lovato konserinden bilet bu da. Sadece 100 liraymış bu arada. Şu an hani en kötü yerler 100 liraya satılıyor. Şu an değil tabii de hani Covid'den önce. En kötü biletler 100 liraya satılıyor ve biz bunun hani ikinci şeydeydik. İkinci kategorimin öyle bir şey diyorlar ya. Sonra bir ara hatırlıyor musunuz bilmiyorum da Star Wars'un hani Force Awakens ilk vizyona girdiği zaman veya gireceği zaman. Kapı açıldı zaten. Force Awakens ilk vizyona gireceği zaman Migros'ta şey satılıyordu. Karakter kartları satılıyordu ki onlar bende hala duruyor. Hepsini tamamladım. Ama ekstra bunları da koymuşum. Burada Phasma var, BB-8 var ve Rey var. Ben dediğim gibi bunların hepsini tamamlamıştım. Onlar şu an şurada ve gitmeye çok üşeniyorum ama hepsi tamam. Bir sürü kartpostal var. Kartpostal biriktirmeye karar vermişim bir ara. Böyle Efes'ten falan. Burası Sümela Manastırı yok. Hem Sümela Manastırı hem Efes. Değişik bir kartpostal öyle biriktirmişim. Bunun daha da komik bir kısmı şu an az önce kartpostallara bakarken gördüm. Şöyle bir kartpostal varmış. I love you yazıyor. Ama diyor ki bu kutuyu ne zaman açarsın? Ve sonrasında hashtag içerisinde olduğum fandomları yazmışım. Pisos ve Mendes Army, Dillinators ve Directioners. Zeynep bunu ben neredeyse 5-6 yıl sonra açıyorum. Ve Pisos Fem'deyim hala. Ve One Directioner... Oha! Bunu yazan Zeynep One Direction'a ayrılacağını bilmiyordu. Bu kadar eski arkadaşlar. Sonra burada benim ilk koştuğum maratondan bir madalya var. İstanbul Maratonu ama yarım maratonu. Aynen. İstanbul yarım maratonunu koşmuştum. Daha doğrusu koşmamıştım. Scooter'la beraber gitmiş. Scooter sürmüştüm maratonda. Ve sonra da fotoğraflar var. Fotoğrafları göstereyim. Burada annemle ben varız. Yine aynı şekilde annem ve ben. Benim küçüklüğüm. Ya ortaokuldaki arkadaşlarımın fotoğrafı var ve bunları ne kadar göstermek istiyorum emin değilim. Pek göstermeyeceğim. Göstermemden rahatsızlık duymayacak olan arkadaşlarımın fotoğraflarını göstermek istiyorum. Burada doğayla bizim müzikalden bir fotoğrafımız var. 6. sınıfta bir müzikale katılmıştık ikimiz beraber. Oradan fotoğrafımız var. Allah'ım ne kadar korkunç. Sonra burada da Ilgın'la onunla fotoğrafımız var. Evet. Yine korkunç. Selam. Ilgın'la Doğan'ın şu an bunu izlediğini pek zannetmiyorum. Çünkü harıları YKS'ye çalışıyorlar. Ama eğer bunu gördülerse çok öpüyorum onları. Şimdi ise en korktuğum şeye gelelim. Bu benim ortaokul günlüğüm. 2015 yazında yazmaya başlamışım anladığım. Ama sonra bayağı ilerletmiştim. Evet. Ya 2015 yaz boyunca bunu yazmışım. Lise sınavına gireceğimden önceki yaz. Her sayfası heyecanlı yazmışım. Bakayım içerisinden bir şeyler seçeyim de ondan sonra size okuyayım. Burada bu yaz yapacağım şeyleri yazmışım. Örnek 1. Herhangi bir yerine geçici dövme yaptır. Örnek 2. Kuzenim açlık oyunlarını sevmiş. Ona hızlı ve öfkeliyi seyrettir. Peki. Örnek 3. Bir genç kızın gizli günlüğündeki Serra'nın yaptığı her şeyi yap. Şu güzellik yarışmalarından nefret ediyorum. Hatta yarışmadan değil jürisinden nefret ediyorum. Böyle yarışmalarda ayrıca hepimizin bir ortak tuttuğu kız olur. Şu an babaannem burada. Biz galiba 8 numarayı tutuyorduk. Babaannem tutturdu bir numara kazanacak diye. Kız da öyle çirkin ki fareye benziyor. Durun bunu bakayım. The Duff diye bir film var arkadaşlar. Belki görmüşsünüzdür. Eminim ki biliyorsunuz yani izlemediyseniz de. Neyse Duff Designated Ugly Fat Friend mi ne öyle bir şeydi yani. Grubun hani arasındaki en çirkin en şey olan. Bugün ikinci kez Duff filmini izledim. Tamam belki bizim grubun Duff'ı değilim ama neden olmayayım. Filmdeki kızlar Jess ve Casey ikisinde de bir hatta iki yeteneği vardı ve güzellerdi. Mesela Jess ilk yeteneğini hatırlamıyorum ama tam bir moda tasarımcısı. Casey de çok iyi bir futbolcu ve hacker. Yoksa ben mi Duff'ım? Bianca yani o grubun Duff'ı. Bianca ise tam bir filmkolik ve içe dönük. Aklına biri geldi mi gelemez çünkü o sensin. Abi bir gram değişemem peki. Bir gram değişemem. Çok spesifik olduğu için size anlatamadığım şeylere olan tepkim buydu.
Bu kadar mutlu olmamın sebebi açlık oyunlarına bayılıyorum. Bunu büyük harflerle yazmışım. Ne zaman fragmanı seyretsem bu işte şey Mockingjay'in çıkacağı. Mockingjay 1'in çıkmasından önceydi galiba. Yüzümden gülücükler eksik olmuyor. Az önce de Star TV'de açlık oyunları ateşi yakalamak vardı. Bugün kumsala gittik. Denize girmedim ama kıyıda da eğlendim. Yazarken düşünebildiğim tek şey Everlark yani Katniss ve Peeta. Evet. Burada ne anlatıyorum hiçbir fikrim yok. Biliyor musun? Başka bir dil konuşuyor gibiyim. Aynı şekilde bunlar da. Olaylar çok spesifik. O yüzden hani size anlatamıyorum ama böyle okuyorum ve diyorum ki tamam Zeynep, o lisede çok daha iyi arkadaşların olacak inan bana. Burada tam olarak 2 sayfa, 3, 2, 4, 5 sayfa boyunca tatlı küçük yalancıları şey yapıyorum. O yaz tatlı küçük yalancılar oynuyordu. Pretty Little Liars'ın çakması türkü olan var ya versiyonu. Çünkü hayatımda hiçbir şey olmadığı için tatlı küçük yalancıları anlatmışım 5 sayfa boyunca. Bugün internet kafeye gittim. Teen Wolf'un son bölümünden bir önceki bölümünün gelmesi bize neyi hatırlatıyor? Yazın bittiğini. Dün Teen Wolf'un son bölümü vardı, sezon finali. 5A güzel sezondu ama 5B7 sarklı Dread Doctors. Hadi mesela PL'de A'yı anca 6 sezonda buldular ama bunlar her kötüyü sezon finalinde buluyorlardı. Ama Hayden öldüğü için ağladım. Hayden kimdi ya? Ama sonra bir baktım Hayden geri canlandı. Paige kollarında öldü ama geri dirilmedi. Sonra Scott'a oldu. Allison kollarında öldü. Ama o da geri dirilmedi. En son ise Liam oldu. Aa, Hayden Liam'ın şeyiydi. Okey. Evet, son sayfayı da okuyayım ve sonra bitirelim bu şeyi. Galiba bu sana son kez için. Bu 30 Ağustos. Yani bayağı yazın sonuna gelmişiz. Saydın harika bir yazdı değil mi? Bence de. Öyle pek gözükmüyordu Zeynep. Sadece dizi izleyip arkadaşlarınla frenemiz olduğunu açıkladın. Çantamı ve yarın giyeceklerimi hazırladım. Bence Teo bana girecek. Girdi. Şu günlüğüme okul sırasında başlamıştım. Bunu okumak istiyorum. Bunu hatırlamıyordum bir saniye. Şu an bunu Teog'a girmişim. Teog sonucumu öğrenmişim falan filan. Ondan sonraki 2 hafta boyunca hiçbir şey yapmak istemedim. Sadece oturmak, kitap okumak, film, dizi veya YouTube izlemek istiyordum. Sanki hayattan bıkmış gibiydim. Ve sonra kendimi bir şekilde toparladım. Evet. Bunu okumak istemiyorum. Vazgeçtim. Fakat ikinci Teog'a girip kendimi kanıtlamak istiyordum. Bunun ardından günde 200-250 soru çözmeye başladım. Fakat son bir ay 2 hafta kala bende bir şeyler olmaya başladı. Teog yüzünden ağlıyorum. Bunu yazıyorum. Sonradan odama gidince saçma saçma şeylere ağlamaya başladım. Film fragmanından müzik gruplarına kadar. En sonunda yatağımı yattım ve beni neşelendirebilecek şarkılar açmaya başladım. Fakat o şarkılar beni daha da çok üzdü ve yatağımın gözyaşlarım da ıslandı. Ah, ortaokul Zeynep. Hayat kabus gibi. Özellikle bizi daha bu yaşta hayatımızın sınavına tabi tutarken. Hayatınızın sınavı değildi bu ve bana bunu kimse açıklamadı. İyi bir liseye gitmek çok önemli. Kesinlikle buna katılıyorum. Ama hayatının sonu değil. Hayatının sınavı bu değil. Hayatının sınavı MEB'in şey yaptığı, MEB'in gösterdiği herhangi bir sınav değil. Yani YKS değil, şu an LGS de değil. Hayatının sınavı o değil yani. Ve bunu keşke bana biri açıklasaydı ama herkes hayatınızın sınavı bu. Bundan sonra hayatınız başlayacak dediği için gerçekten çok stresliydim ve hiçbir şey de yapmıyordum üzerine. Şöyle bir soru sorulmuş. Hayatında ne yapmak istiyorsun? Hayatında ne yapmak istiyorsun? Bu soru yüzüme öyle kötü çarpmıştı ki sanki kutuplardaydım ve soğuk hava beni etkilemişti. Ne yapmak istiyordum? Tüm arkadaşlarımın geleceği vardı. Benim geleceğim her hafta değişiyordu. Ben bir yere ait değildim. 2 ay öncesine kadar pastacı olmak isterken şimdi profesör olmak istiyordum. Şimdi yazmayı bırakıyorum çünkü tam anlamıyla ne yazacağımı unuttum. Ne yazacağımı hatırladım. Az sonra okuyacağım cümle hala gerçek ve babam bana bu yüzden kızmış. Babam... Sen demiş ki, babam şunu demiş. Sen karşındaki insana dış dünya ile alakan olmadığını, kendi iç dünyanda mutlu olduğunu hissini veriyorsun. Stop. Haklıydı, %100 haklıydı. Dış dünya ile alakam yoktu. Ben kendi asosyal dünyamda mutluydum. Abi bir gram mı değişmez insan? Of, ortaokul çok saçma bir sene. Ortaokul genel olarak çok saçma ve arkadaşlar burada ortaokulda olan
kardeşim var mesela hani izleyen. Emin olun ki hayatınızın asla sonu değil. Hiçbir şey, hiçbir sınav sizin hayatınızın sonu değil. Ve insanlar ne kadar size bu her şey sana bağlı, her şey hayatının gidişatı burada belli olacak. Hayatının gidişatı kesinlikle bir sınavla belli olmuyor. Hayatının gidişatını asla bir sınav belirlemiyor. İyi bir lise, iyi bir üniversite anlamına gelmiyor. İyi bir, kötü bir lise, kötü bir üniversite anlamına gelmiyor. Yani kesinlikle TEOG'da iyi bir puan alırsanız iyi bir liseye gidersiniz. İyi bir liseye giderseniz üniversite sınavında iyi bir puan alırsınız. İyi bir puan alırsanız iyi bir üniversiteye gidersiniz. İyi bir üniversiteye giderseniz rahat bir şekilde işiniz olur. Öyle bir şey kesinlikle yok. Ve ben bunu gerçekten ortaokulda bana söylenmesini çok isterdim. O yüzden eğer bu videoyu izleyen ortaokuldan bir izleyicim varsa bunu aklınızdan çıkarmayın. Kesinlikle çalışın. Çalışmayın demiyorum. Asla öyle bir şey dediğimi düşünmeyin. Çünkü hani en sonunda iyi bir lise size kesinlikle dezavantaj sağlamaz. Ama en sonunda hayatınızın sonu değil. İyi bir meslek sahibi olmak şu an hani iyi bir üniversiteden mezun olduğun sürece bile yok. Yani öyle bir garantisi yok. Böyle bir ülkede yaşadığım sürece. Yani iyi bir liseye gitmek istiyorsanız ki bence de istemelisiniz de. Çünkü iyi bir lise ortamı gerçekten ama gerçekten çok önemli bir şey. Ben bunu lisenin ilk senesinde anladım. İnsanlar deneyimlerden de anlıyor. Yani ben dediğim gibi TEOG'u önemsiyordum ama çalışmıyordum. Çalışın. Ama hayatınızı buna bağlamayın. Neyse bugünkü videomdan bu kadardı. Umarım sizi çok sıkmamışımdır. Belki depresif bir son aldı ama bugün bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Beğenmişsiniz lütfen beğen butonuna basmayı. Beğenmeseniz lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayın. Olabildikçe kısa bir süre içerisinde tekrardan haftalık paylaşımlarıma geri döneceğim. Şimdilik görüşürüz. Hoşça kalın. Bye bye.